Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir ünite, ölçme ve değerlendirme. Altıncı ünitemiz. Bu ölçme ve değerlendirmede fizikte amacına göre değerlendirme türleri, performans değerlendirme türleri, efendim güvenlik, geçerlilik, ölçme ile ilgili her şeyi bilmemiz lazım. Bir kere bunu sorularda irdeleyeceğiz ama ölçme dersinde geçen her şeyi burada bilmemiz lazım. Bu bir. Bunun yanı sıra ölçme dersinde geçmeyen fizik, kimya, biyoloji ve fenle alakalı bir iki artı söylememiz gereken bir şeyler var. Onları da söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi daha önce yapılandırılmış kredin puanlanmasını şeyde sordu. Söyleyiver. Fen'e sordular. Size de sorulabilir. Şimdi bu yapılandırılmış kredi nedir? Nasıl puanlanır? Efendim şeyler kavram haritaları nedir, nasıl puanlanır, tanılayıcı dallanmış ağaç nasıl puanlanır, bunları göreceğiz. Şimdi şu yapılandırılmış kritikten bahsedelim. Yapılandırılmış kritik bir öğretim aracı olarak da ölçme aracı olarak da kullanabiliyoruz. Kutucuklardan oluşur. 4 kutucuk olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Bu kutucuklarda bazı kavramlar yazar. Sonra altında bunlarla ilgili soru sorulur. Diyor ki fizik dersinde yapılandırılmış kredi metoduyla ölçme yapmak isteyen bir öğretmen temel kavramlarla ilgili yaptığı sınavda öğrencilere bir tablo vererek aşağıdaki soruyu yöneltmiştir diyor. Bu tabloda verilen teorik kavramları hangileri çekirdekte yer aldığı düşünülmüştür diyor. Proton çekirdekte yer alır. Elektron, orbital, nötron çekirdekte yer alır. A ve D'dir bunun cevabı. Ama çocuğumuz da bu doğru cevap. Ama çocuğumuz da A, B, D diyor. Şimdi buna kaç puan vereceğiz? 10 puan üzerinden. Bunun temel mantığı şudur. Şöyle bir puanlaması var. Şöyle yapalım. Nerede benim kalemim? Ha, şurada. Şimdi şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası C olsun. Şurası D olsun. Ve bu kutucuklarda doğru neydi diye bakalım. Doğru cevap A ve D idi. Şimdi bunların her birisi 2,5 puan değerinde. A ve D yazan çocuk A'yı yazmış, yazması gerekiyordu. 2,5 puan alır. B'yi yazmaması gerekiyordu. Bakın yazmamış olmak puan kazandırır. 2,5 puan alır. C'yi yazmaması gerekiyordu. Orbital denen şeyin çekirdeğin içinde bir şey olmadığını biliyor olması ve hangisi çekirdektedir denince yazmamış olması puan kazandırıyor çocuğun. Nötronun da çekirdekte olduğunu bilmesi puan kazandı. Bu böyle bir durumda toplamda 10 puan alırdı böyle olsaydı. Ama bizim çocuğumuz ne yapmış? A, B, D yazmış. Şimdi A'yı yazması gerekiyordu. Yazmış 2,5 puan alır. B'yi yazması gerekmiyordu. Fazladan yazmış. Fazladan yazınca puan alamaz. 0 puan. Yani yazmaması gerekiyordu çünkü. C'yi yazmamış. Yazmadığı için aferin diyoruz ve 2,5 puan veriyoruz. D'yi yazdığı için de yazması gerekiyordu. 2,5 puan veriyoruz. Ve toplamda 7,5 puan alır. Şimdi demek ki böyle bir şablonla iş çözülüyor. Tabii bunu bir kere sordular. Daha sonraki yıllarda şöyle sorular da sordular. Mesela şöyle dediler. Yapılandırılmış gridde bir çocuğun yazılmaması gereken yanlış yazılmayacak oraya. Onu yazması fazladan yazmış olsun. Etkilemez mi diyeceğiz? Yoksa çocuğa alabileceği bir puanı olumsuz etkiler mi? Olumsuz etkiler.
Yani boş bırakılması gereken yerde boş bırakması gerekir. Bunu sorgulardı. Yani fazladan yazması puanını eksiltir. Puan alamaz. Bunu sormuşlardı. Burada da doğru cevap D'dir. Şimdi gelelim kavram haritalarına. Arkadaşlar kavram haritalarında şimdi şans paşasını düşürüyor değil mi? Ya işte çok güzel bir şey sordun. Ben bakın çok önemli bir şey. Bunun doğru cevabı A ve Denizli. Ben şöyle yapsam. Bu doğrusu. Ali diye bir çocuk bunu yazmış. Ali'ye aferin. Şimdi ben şöyle değerlendirsem. A, B, C, D yazmış. Can diye bir çocuk. Buna da tam puan versem. Yazık değil mi Ali'ye? Şimdi bu can elektronun çekirdekte olmadığını bilmiyor. Orbitalin çekirdekte olmadığını bilmiyor. Bunun için boş bırakmak demeyelim. O kutucuğun yazılmaması gerektiğini bilmek de bir puan değeri taşıyor. Bunu söylemek istedim. Şimdi gelelim şu kavram haritalarının ölçme ve değerlendirmesine. Bu da soruluyor. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Ben yıllardır şunu söylerim. Kavram haritalarının puanlanmasında çapraz ilişki kaç puan? Bakın şurada çapraz ilişki var. Çapraz ilişki kaç puan? Efendim hiyerarşi kaç puan, örnek kaç puan? Bunların hiçbir önemi yoktur. Bu çapraz ilişkilere kaç puan verilecek? Doğru bağlantıya kaç puan verilecek? Bir ölçme kuralıdır. Ve öğretmen, birazdan sorularda da göstereceğim. İşte her çapraz bağlantı 5 puan da diyebilir, 10 puan da diyebilir, 15 puan da diyebilir. Çocuğun kurduğu her önerme 2 puan, 3 puan, 5 puan diyebilir. Maalesef ki 2014-2015'te bir yayın evinde işte çapraz bağlantılar şu kadar puan falan diye her zaman böyle olur gibi bir ifade vardı. Bu genellendi. Bana da öğrencilerim çok soruyor. Ben öyle olmadığını söyledim hep. Ve ÖSYM'de de benim dediğim gibi. Mesela çapraz bağlantıya bir keresinde 10 puan, bir keresinde 5 puan dedim. Öyledir zaten. Bunu göstermemin sebebi hiçbir kıymeti, değeri yoktur bunun. Mesela burada örnekler 1 puan demiş. 2 puan da verebilir öğretmen. Onu soru da bize söyleyecek. Peki burada değerli olan ne? Bilmemiz gereken ne? Bilmemiz gereken bambaşka bir şey var. Asıl önemli yer şurası. Şimdi aşağıdaki madde kavramını temel alarak geliştirmeye çalışan kavram haritasının bir kısmı verilmiştir diyor. Kavram haritasını ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanmak isteyen bir öğretmen her doğru ok yönüne 5 puan verirse yukarıdaki kavram haritasını hazırlayan bir öğrenciye kaç puan vermesi gerekir diyor. Şimdi bunun okunması çok önemlidir. Ve okunma biçimi şöyledir. Bakın şunlar daha dikkat çekici hale gelsin diye üstünden geçiyorum. Ok yönlerini de doğru çiziyorum. Bu şöyle okunur. İlk önce üstteki kavram okunur. Erime noktası, özür dilerim. Erime noktası maddenin ayırt edici özelliğidir diye okunur. Bir, erime noktası, üstteki kavram, iki, alttaki kavram, maddenin, madde yazıyor, ben ek getiriyorum oraya, üç, ara bağlantı kelimesi, ayırt edici özelliğidir. Şimdi, bu da böyle okunur.
öz kütle maddenin ayırıcı özelliğidir. Madde katı halde olabilir. Hatta şöyle okunur. Madde katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Böyle okunur. Şimdi gelelim buraya. Atom maddeden oluşur. Böyle okunur bunlar. Ok yönüne göre. Şurası ok yönüdür. Şimdi bu ok yönüyle okuduğumuzda erime noktası maddenin ayırıcı özelliğidir. Doğru bir bilgi. Öz kütle maddenin ayırıcı özelliğidir. Doğru bir bilgi ve doğru bir kurgu. Madde katı olabilir, madde gaz olabilir, madde sıvı olabilir. Bunlar da doğru. Fakat burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şurada. Atom maddeden oluşur diyor. Pardon. Bu hatalı. Ne olması lazımdı burada? Ok yönünün şöyle olması gerekiyordu. Madde atomdan ya da atomlardan oluşur demesi gerekiyordu. Bu hatalı. Buradan hareketle bak diyor ki kavram haritasını ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanmak isteyen bir öğretmen her doğru ok yönüne 5 puan verirse diyor. Kaç puan alır diyor. Bakın başka bir soruda her doğru ok yönüne 3 puan verirse 10 puan verirse diyebilir. Bu öğretmenin ölçme kuralıdır. Farklı farklı söyleyebilir bunu. Burada zaten bize vermiş. Burada 5 puan olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru ok yönü var. Altıncısı yanlış. 5 çarpı 5, 25 puan alır. Şimdi yine geçen sene sorulan bir fizik sorusundan değiştirdim ben. Çok benziyor ona aslında. Diyor ki fizik öğretmeni alternatif 20 kavram vererek bunlardan en az 4'ünü seçerek kavram haritası oluşturulmasını istemiştir. Oluşturulacak kavram haritasının ölçme kuralları şöyledir. Bakın yine ölçme kuralını vermiş. Ok yönü doğru bağlantı kelimesi yanlışsa şu kadar puan verilir falan diyor. Bakın buna 2 puan değil de ben buna 3 puan değer biçtim diyebilirdi. Bu öğretmenin inisiyatifidir. Bunu bize verecek. Adnan adlı öğrencinin çalışması aşağıdaki gibidir diyor. Adnan'ın bu çalışmadan alması gereken puan kaçtır diyor. Hadi bakalım size bıraktım. Ne dersiniz? E diyen var, B diyen var. Bakalım. Şimdi okuyalım. Kuvvet hareket üretebilir. Doğru. Diyor ki ok yönü doğru. Bağlantı ifadesi doğru. 2 puan alır. Buradan 2 puan alır. Şimdi neden bu kuvvet hareket üretebilir diyor? Vallahi bazen de üretmez. Ben bu tarafta iterim, öbürü karşı tarafta iter, kuvvet dengelenir ve ya da sürtünme kuvvetini yenemez kuvvet ve şey dengede kalırız. Her zaman kuvvet hareket üretecek diye bir şart yok. Kuvvet ivme üretebilir diyor. Bu da 2 puan. Neden kuvvet ivme üretmeyebilir mi? Üretmeyebilir canım yani harekete geçirmeyebilir. Sürtünme kuvvetini yenemeyebilir yani. Bu da 2 puan, 4 puan oldu. Şimdi gelelim. Bakın şöyle geliyor ok. Kuvvet, torkun, kuvvetin döndürme etkisidir. Bakın şöyle okuyacağız. Kuvvet, torkin döndürme etkisidir. Hayır.
Bunun tam tersine şöyle olması lazımdı. Şöyle olması gerekiyordu. Tam tersi olacak tork. Ve şöyle demesi gerekiyordu. Tork, kuvvetin döndürme etkisidir diyecekti. Burada diyor ki ok yönü doğru, ok yönü yanlış ama bağlantı ifadesi doğru. Buradan da bir puan alacak çocuk. Toplamda da 5 puan alıyor. Çok güzel olmuş soru ya. Şimdi gelelim tanımlayıcı danlanmış ağaç. Tanımlayıcı danlanmış ağaç şurada gördüğünüz gibi yatay olabilir. Şurada gördüğünüz gibi dikey olabilir. Doğru yanlış sorularından oluşan bir kağıt kalem testidir. Bilgi ve kavrama düzeyi becerileri ölçer. Burada bu kolay ama bir yanılgı var burada. Bakalım siz doğru mu biliyorsunuz, yanlış mı biliyorsunuz? Mesela buradan çocuk şuraya gelmesi lazım. Buradan şuraya gelmesi lazım. Buradan buraya, buradan da buraya. Doğru çıkış bu. Buraya gelen çocuk tam puan alır. Mesela 10 üzerinden 10 alır. Buraya kadar herkes doğru biliyor. Burada bir sıkıntı yok. Peki şuradaki bir çocuk C'deki pardon C çıkışına gelen bir çocuk D çıkışına gelen bir çocuk aa bu bilemedi. Sıfır mı alır? Yoksa C'ye D'ye gelene buradan nereden gittiğine bakıp mesela 10 üzerinden bu 7 bu 10 üzerinden 5 gibi kaç tane doğru bilmişse o oranda puan alır mı yoksa doğru cevap dışındakiler 0 mı alır? Ne dersiniz? Aferin, aferin. Yani herkesin cevabı doğru. Geldiği yola bakılır. Geldiği yolda kaç tane doğru yapmış, kaç tane yanlış yapmış. O oranda puan alır. Aferin. Aferin. Ya bunu enteresandır. 2 sene önce çok yanlış bilen vardı. Şimdi siz de doğru biliyorsunuz. Genelde de doğru biliniyor. Güzel. Şimdi diyor ki bir fizik öğretmeni bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için öğrencilerin gruplara ayırarak çeşitli deney tasarlama ödevleri vermiş. Öğrenciler de bu deneyleri sınıfa sunmuştur. Buna göre öğretmenin öğrencileri değerlendirmek için kullanabileceği en uygun teknik hangisidir diyor. Çok güzel bir soru. Ne dersiniz? Gelmeye başladı cevaplar. Bakalım ne diyorlar? C diyor genelde insanlar. Aferin doğru. Burada kuvvetli çeldirici portfolyo. Portfolyo dediğimiz şeyin içine konabilir bu çalışma. Fakat bunun topyekunu portfolyo değildir. Bu bir tane deney bilimsel süreç becerileridir. Portfolyonun içine konabilir. Ama buna portfolyo denmez bir. İkincisi bunun değerlendirme aracı değildir portfolyo. Nedir performans değerlendirme araçları? Dereceli puanlama anahtarı, rubrik, analitik rubrik, holistik rubrik, dereceleme ölçeği gibi araçlardır. Şimdi bir de böyle sorular soruyorlar. Fiziğe sormadılar ama kimyaya, biyolojiye falan sordular böyle şeyler. 11. sınıf fizik dersinde öğretmen 50 soruluk bir test uygulamıştır. Testin 21. sorusunun madde analizi aşağıda verilmiştir. Doğru cevap A'dır diyor. Sınıfta 20 öğrenci varmış. Üst grup, alt grup %50, %50 ayrılmış. Bu soruyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Hadi bakalım yapın sonra da ben çözeceğim.
A diyen var, B diyen var. Bakalım. Bakalım. Şimdi A birinci öncülde diyor ki sınıfın %50'si doğru cevaplamıştır. Şimdi toplamda sınıf kaç kişi? Zaten burada vermiş 20 kişi. 20 kişiden kaç kişi doğru cevaplamış diye bakıyorum. 5 burada, 5 burada. 10 kişi doğru cevaplamış. 20 kişiden 10'un doğru yapması %50 doğru cevaplamadır. Bu doğru. Sorunun ilgili olduğu konuyu yaklaşık 1 bölü 3'ü sınıfın 1 bölü 3'ü öğrenmiştir. Zaten 1 doğruysa 2 yanlış. Çünkü %50. 1 bölü 3 %33'e denk gelir. 33,3. 3. Fizik testinden düşük puan alan kişilerin. Fizik testinden düşük puan alan kişiler kim? Şunlar. 5 kişi, şuradaki 5 kişi. Ya pardon. Düzeltiyorum. Şuradaki 10 kişi. Kırmızı ile çizeyim. Şuradaki 10 kişi. Şunlar fizik testinden düşük puan alan. Fizik testinden düşük puan alan kişilerin hiçbiri diyor. Bakın hiçbiri diyor. Bu soruyu doğru cevaplayamamış. İyi de şu 5 kişi ne oluyor o zaman? Bu da yanlış. O 5 kişi doğru cevaplamış. Bu da yanlış. Dolayısıyla sadece A doğrudur. Şu son soruda tamam mıyız? Tamam istiyorlar. Evet, fizik biliminde modelleme var. Oraya geçmeyelim. Bir ara vereceğiz. 10 dakika. 10 dakika sonra görüşmek üzere.